Oyunlar sanat mıdır? Hmm, çok direkt bir giriş oldu. Şöyle yapalım o zaman. Tüm oyunlar sanat mıdır? Aradaki teknoloji farkını hesaba katmadan karşılaştırdığımızda Pong ile Heavy Rain'i aynı kefeye mi koyularak değerlendirmemiz gerekir yani? Oyun dizaynı denen şeyin sanat olduğu konusunda en ufak bir şüphem yok. Ama tüm oyunlar gerçekten sanat eseri olarak değerlendirilebilir mi? Bu sorunun cevabı bende yok maalesef. Journey ile Rocket League'den hangisinin daha sanat eseri olduğunu anlayabilmek için ciddi bir araştırmaya girişip sanat kelimesinin kökenine inmek lazım. Ve hayır korkmayın öyle bir şey yapmayacağım. Daha sığ bir açıdan bakacağım olaya. Hem Journey hem Rocket League oldukça güzel oyunlar. İkisi de hayatın yükünü omzunuzdan alıp eğlenceli birkaç saat geçirmenizi sağlıyorlar. Ama yaşattıkları deneyimler açısından iki oyunun birbiriyle hiç ama hiçbir alakası yok. Sanatmış değilmiş tartışmasına hiç girmeden oyunları iki türe ayırıyorum ben mezeler ve ana yemek olarak. Peki bunlar nedir? Mezeler üzerine fazla kafa yormadan tamamen eğlence amaçlı oynadığım oyunlardır. Bu oyunlar yıllar sonra bile olsa geri dönüp rahatlıkla oynayabildiğim ve sıkılmadığım oyunlardır. Doyurucu değillerdir. O yüzden asla tatmin olma hissiyatı yaratmazlar. Sadece ana yemek gelene kadar ki boşluğu doldurmak için ağız tatlandırıcı olarak kullanılırlar. Bu mezeleri Tetris gibi skor odaklı oyunlar, online multiplayer odaklı oyunlar ve evinizde yan yana oturarak oynadığınız dövüş, araba yarışı ve benzeri gibi oyunlar olarak düşünebilirsiniz. Her fırsatta multiplayer oyunları almayı çok tercih etmediğimi söylerim mesela ben. Ama bu demek değil ki oynamaktan hoşlanmıyorum. Güncel örnekler vermek gerekirse neredeyse tamamen multiplayer odaklı bir oyun olan Splatoon'a ve MMO FPS olan Destiny'nin de PvP'sini uzun saatler dökmüş bir insanım ben. Bu oyunların her ne kadar bana güzel saatler geçirse de eğer ya da geç ismi tatminsizlik olan bir duvara tosluyorum. Bunun sebebi o oyunların bir sonu olmaması. Ömür billah aynı şeyi yapmaya devam etmeniz. Evet mezeler. Arkadaşlarla bir yandan muhabbet ederken yenildiğinde ortamınıza renk katabiliyorlar. Ama asla doyumu sağlamıyorlar. Ve benim için doyumu sağlayabilecek olan oyunlara ana yemek diyorum işte. Veya diyordum. Son dönem ana yemekler de giderek daha az doyurucu da olmaya başladılar. Neyse o konuya geleceğiz. Önce ana yemeğin benim için hangi tanıma geldiğinden bahsedeyim. Basitçe anlatmak gerekirse başı, ortası ve sonu olan tüm single player deneyimleri benim için ana yemek oluyorlar. Oynanış yemeğin kendisiyken senaryo ve atmosfer gibi öğeler ise baharat ve soslar diyebiliriz. Belli bir yaşa kadar ana yemek ve meze arasında pek bir ayrım yapmadım açıkçası. Oynadığım tüm oyunlar benim için mezeden ibaretti. Açar ilk birkaç bölümünü oynar kapatırdım. Herhangi bir oyunu bitirmek çok uzak ve ulaşılamaz bir hedef gibi görünürdü. Amaç işte hiçbir zaman bitirmek olmazdı zaten. Amaç güzel zaman geçirmek olurdu. Bu durum çakma Famicom ile başlayıp Sega Genesis ile ilerleyip PlayStation 1'e kadar devam etti. PlayStation 1'de ise CRPG'lerle tanışınca durum değişti. O günden itibaren hiçbir oyuna aynı gözle bakmadım. Oyunlar basit zaman öldürme araçları olarak değil, aynı filmler ve kitaplar gibi anlatmaya çalıştığı bir hikayesi ve aktarmaya çalıştığı bir mesajı olan medya öğeleri haline geldiler benim için. Ancak günümüze baktığımızda artık ana yemek ve mezeleri birbirlerinden ayırt etmenin giderek zorlaştığını fark ediyorum. Örneğin eskiden sadece var olsun diye koyulan ve bir iki paragraf yazıyla anlatılan Mortal Kombat senaryoları evrim geçirerek başlı başına bir mod haline geldiler. Bu meze olarak gördüğüm Mortal Kombat'ı bir anda ana yemeğe terfi ettirdi. Aynı şekilde eskiden single player odaklı bir oyun alan Call of Duty günümüzde neredeyse tamamen multiplayer yönünü öne çıkarmaya çalıştığından gözümde giderek daha fazla meze konumuna inmeye başladı. Düşünsenize Call of Duty Black Ops 3'ün PlayStation 3 ve Xbox 360 sürümlerinde single player modu bile olmayacakmış. Tamamen multiplayer yani. Bir de bunların ortası var tabii ki. Oyuncularına ikisini birden dengeli olarak sunan oyunlar. GTA gibi. GTA isteyene senaryo, isteyene sadece saatlerce sürecek hiç bitmeyen eğlenceli açık dünya deneyimi sunabilen bir oyun. GTA ana yemek ve mezenin mükemmel melezi diyebiliriz. İki türlü oynamak isteyen insanı da sunabileceği çok kaliteli içerikleri var. Ama maalesef her oyun GTA kadar başarılı harmanlayamıyor bu öğeleri. Yakın zamandan örnek vermemiz gerekirse Far Cry 4 ve Shadow of Mordor bu konuda başarısız oyunlar diyebiliriz. Far Cry 4'ün açık dünyası harika ve canlıydı ama senaryosu neredeyse yok denilecek seviyedeydi. Shadow of Mordor'un açık dünyası donuk ve bomboş olmasına rağmen Nemesis sistemi sizi bir şekilde açık dünyaya keşfetmeye yetmeyi başarıyordu. Ama yine senaryo departmanında sınıfta kalıyordu oyun. Peki bütün bunların Metal Gear Solid ile alakası ne? Neden bu kadar uzun uzadıya kendimce isimlendirdiğim meze ve ana yemek tipi oyunlar arasındaki farkı anlatmaya çalıştım acaba? Çünkü bu oyun yani bugüne kadar tamamen senaryosuyla ön plana çıkmış olan koskoca Metal Gear Solid bir meze olmaya çalışıyor. V has come to. Bir buçuk yıl önce Grand Zero'su oynanması gerektiği şekilde yani yeni nesilde oynamak için bir PlayStation 4 satın almıştım. Büyük bir heyecan ile giriştiğim Grand Zero'su ilk oyun işimde yaklaşık bir buçuk saat içerisinde bitirince de ciddi bir umutsuzluğa kapılmıştım. Sanki paramı boşa harcamış gibi hissediyordum. O öfkeyle hazırladığım incelemeyi elimden geldiğince kısa tutmak istediğim için Metal Gear Solid tarihçesine ve benim için ne ifade ettiğine hiç girmemiştim. Ama şimdi gireceğim. Ve zaten oldukça uzun olan giriş konuşmasının üzerine bir de Metal Gear Solid tarihçesi eklenince durum biraz çorba olacak. Ama yapacak bir şey yok. Başlayalım yıl ya 2000 ya 2001 falan olsa gerek. Yani 10-11 yaşlarında falanım. O zamanlar evde bir bilgisayar yok. Dolayısıyla TV hayatımın büyük bir parçası ve neyle uğraşır olursam olayım arka planda hep açık. Gene bir gün böyle oyuncaklarımla falan uğraşıyorum. Bir ara kafamı kaldırıp ekrana baktım ve ilginç bir animasyon gördüm. Bir süre boş boş baktıktan sonra bunun bir animasyon değil bir oyun olduğunu fark ettim. Ama grafikler o kadar güzeldi ki oynanış o kadar gelişmişti ki. Gerçek olduğuna inanmak bile zordu. Ağzımdan sular akıtarak o fragmanı öylece izledikten sonra bir telaş oyunun ismini bir yerlere kaydettim. Olur da bir gün PlayStation 2 alırsam kesinlikle oynayacağım diyerekten. Metal Gear Solid'in ne olduğu ile alakalı hiçbir fikrim yoktu ama o fragman beni fazlasıyla etkilemişti. O yıllarda daha yeni PlayStation 1 sahibi olmuştum ve elimin altında internet olmadığı için oyun bilgimin de çok da geniş olduğu söylenemezdi. Sonra bir gün PlayStation 1'e yeni oyun ararken denk geldim bu Metal Gear Solid'e. Oha PlayStation 1'de de varmış bu oyun dedim ve aldım. Salak bir çocuk olduğunuz zaman daha önce izlediğiniz fragmanda çıkan logodaki iki ibaresine bile dikkat edemiyorsunuz işte. Eve gelip heyecanla PlayStation 1'e yerleştirdim ama tabii ki ben o fragmandaki oyunu istiyordum. PlayStation 1'deki suratları bile olmayan karakter modellemelerini değil. Tabii bir de bunun üzerine 11 yaşındaki bir çocuğun Metal Gear Solid kadar kriptik bir oyun oynaması ne kadar mümkün sizce? Eh mümkün olmadı. Kısa süre sonra oyunu oynamaktan vazgeçtim. Metal Gear Solid'e geri dönüşüm ta lise yıllarına kadar gerçekleşmedi. 2005 yılında yine bir gece yarısı oyun programında Metal Gear Solid 4'ün ilk fragmanını gösterdiler. İkinci kez beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Grafikler, atmosfer, oynanış, geri dönmem gerekiyordu. Geri dönmeli ve dördüncü oyun çıkmadan tüm Metal Gear Solid'leri oynamalıydım. Artık aradan yıllar geçmişti. Küçük bir çocuk değildim. Metal Gear Solid 1'in hakkından gelebilirdim. Geldim de. O dönem bir bilgisayar alınmış olmasına ve benim pek çok yeni nesil oyunu oynamış olmama rağmen Metal Gear Solid inanılmaz bir deneyimdi. Kim bilir 7 sene önce ilk çıktığında insanları nasıl etkilemiş ve şoka sokmuştu. İlk Metal Gear Solid oyunu rahatlıkla o zamana kadar ki oynadığım en iyi oyunlardan biriydi. Senaryosu, karakterleri, mizah anlayışı, aksiyon sekansları ve boss savaşları. Ne oyundu be! Hemen ikinci oyuna geçmek istedim ama maalesef olamadı. Çünkü bir PlayStation 2'm yoktu. Metal Gear Solid 2'nin bilgisayar versiyonu olduğunu öğrenmem bayağı uzun zaman sonra gerçekleşecekti. Yaklaşık bir yıl sonra bizimkileri bir PlayStation 2 almaya ikna ettim ve sonunda Metal Gear Solid'e devam etme zamanı gelmişti. Metal Gear Solid 2 attığı sağlam fake ile ana karakteri bir anda değiştirmiş ve oldukça fazla tepki toplamıştı. İlk bakışta bu karakter değişimini ben de yadırgamış olsam da çok geçmeden Raiden'a alıştım kesinlikle düşündüğüm kadar sığ bir karakter değildi. Hatta favori karakterlerimden biri artık kendisi. Metal Gear Solid 2 pek çok insan tarafından serinin en zayıf halkası olarak kabul ediliyor. Ben ise ikinci en iyi oyun olduğunu düşünüyorum. İkinci oyunun son birkaç saatinde oyuncuya yaşattığı şüphe, korku ve şaşkınlığı henüz başka hiçbir oyunda yaşamadım. Tek kelimeyle harika bir oyundu. Metal Gear Solid 1'e daha iyi bir devam oyunu düşünemiyordum açıkçası. İkinci oyundan da tamamen memnun ayrıldıktan sonra sıra 3'teydi. Ve üçüncü oyun. Snake Eater. Ha sektir be. Bu oyun süperdi. Bu bir oyunda gördüğüm en iyi senaryoydu. Diğer oyunların aksine Solid Snake'i veya Raiden'ı değil, orijinal Snake'in nasıl Big Boss'a dönüştüğünü anlatıyordu bu oyun ve ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi bu hikaye. Metal Gear Solid 3 bir oyunda istediğim her şeye sahipti. Gerçekten önemseyebileceğim karakterler, komplike ve bol sürprizli bir senaryo, epik, dramatik ve vurucu sahneler, bolca boss savaşı. Metal Gear Solid 3 mükemmelliğe en çok yaklaşan oyunlardan biriydi şüphesiz. Ve sonu aman Allah'ım o son resmen oyuncuların kalbine bir hançer saplıyordu o final asla unutamayacağım bir deneyimdi Snake Eater. Bırakın Metal Gear Solid serisinin en iyisi olmasını kesinlikle gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biriydi. Big Boss'un orijin hikayesini de gördükten sonra sıra sonunda Metal Gear Solid 4'teydi. Maalesef oynamam için 2010'a kadar beklemem gerekti çünkü bir PlayStation 3'üm yoktu. İlk maaşımla bir PlayStation 3 edindikten sonra artık hazırdım. Serinin büyük finali. Bütün açık kapıları kapatacak olan ve bizi hak ettiğimiz finali verecek olan oyun için hazırdım. Dördüncü oyun çok iyiydi. Evet. Çok iyiydi. Yani nasıl anlatsam. Tamam dürüst olayım. Dördüncü oyun diğer Metal Gear kadar etki bırakmamıştı üzerimde. Aslında aradığım her şey bu oyunda mevcuttu yine. Karakterler ve senaryo çok iyiydi. Bolca boss savaşı vardı. Oyun cidden epikliğin sınırlarını zorluyordu. Metal Gear Rex'i kullanarak Metal Gear Ray ile dövüşebiliyordunuz ya. Bundan daha epik ne olabilir ki? Peki ya Snake ile Liquid arasındaki uzun yıllar süren mücadelelerin sonunda erkek erkeğe bir düello ile son bulması ne demeli? Ve en önemlisi bunun son oyun olduğunu dibine kadar hissedebiliyordunuz. Tüm karakterlerin hikayeleri tam anlamıyla sona eriyordu. Hem de tatmin edici bir şekilde. Bu gerçekten Metal Gear Solid serisine yakışır bir finaldi. Oyunla alakalı tek sıkıntım epik sahnelerin çoğunun oynanabilir değil izlenebilir olmasıydı sadece. Bir noktadan sonra oyun cutscene'ler arasında koşturduğunuz mini game'lerden ibaret gibi gelmeye başlıyordu insana. Diğer Metal Gear Solid'ler ile karşılaştırıldığında birazcık zayıf kalıyordu ama piyasa kalitesinin çok üstünde bir oyun olduğuna şüphe yoktu. Metal Gear Solid serisi 4. oyun ile sona erseydi gerçekten mutlu olurdum. Fazla uzamadan tadında bitmiş harika bir seri olarak kalacaktı aklımda. Ama ama Konami rahat duramadı. Kocuma her seferinde bakın bu sefer son daha fazla oyun yapmam Demesine rağmen bir şekilde geri dönüyordu. 2010 yılında aslında serinin 5. halkası olarak planlanan PSP oyunu Metal Gear Solid Peace Walker piyasaya çıktı. Ben PSP'de değil, PlayStation 3'e çıkan HD versiyonuyla oynama fırsatı buldum bu oyunu. Ve beğenmedim. Evet, Peace Walker çok bayık bulduğum bir oyundu. Evet 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 biliyorum, PSP çok sınırlı bir teknoloji ve umurumda değil, oyunu sevmedim. Oynanışını sevmedim, konseptini sevmedim, senaryosunu sevmedim, oyunda rahat ilerlemek için saatlerce kasmak zorunda olmayı sevmedim, mermi süngeri olan bossları sevmedim ama açıkçası herhangi bir beklenti içerisinde olmadığım için de hayal kırıklığına uğradığımı da söyleyemem. Ben Peace Walker oynadığımda asıl 5. oyun çoktan duyurulmuştu ve aklımda sadece o vardı dolayısıyla. Peace Walker gibi bir PSP oyununu kim ne yapsın ki? Asıl seri 5. oyunla geri dönüyordu. Hem de kayıp halkayı tamamlayacaktı. Big Boss'un nasıl kahramanlıktan kötü adama dönüştüğünü anlatacaktı oyun. Tüm Metal Gear Solid fanları gibi ben de heyecandan geberiyordum. O yüzden de Phantom Pain çıkmadan önce yayınlanacak olan Grand Zeros adındaki prologu oynayabilecek olmak her düşünümde kalbimi yerinden oynatıyordu. Eh sonucu biliyorsunuz. Bana oyuncuya demo atmasın lan! İnsanlar hala Grand Zeros tam bir oyunmuş gibi davranıyor ya ona gıcık oluyorum. Bence serinin en kötü oyunu Grand Zeros. Dem olan o. Onu full bir oyun olarak düşünüp diğer Metal Gear Solid oyunlarıyla kıyaslama yaptığın için utan kendinden öncelikle. Grand Zeros tadımlık bir oyundu ama bize Phantom Pain'in nasıl bir oyun olacağıyla alakalı fikir vermişti. Ve göründüğü kadarıyla ilk kez bir Metal Gear Solid oyunu gerçekten akıcı kontroller ve harika senaryo anlatımını birleştirebilecekti. Fragmanlardan gözüktüğü kadarıyla oyunun aşağı yukarı Peace Walker kafasında bir şey olacağı belliydi. Ama bu sefer onun gibi filler bir hikaye değil, çok önemli bir dönüm noktasını anlatarak hepimizi sarsmasını bekliyordum oyunun. Kısacası Metal Gear Solid 5, Peace Walker'ın ilginç senaryolu versiyonu olacaktı. Peace Walker'ın senaryosu zaten iyi diyenler içinse cevabım bence değil. Ama sebeplerini açıklamak bu videoyu daha da uzatacağından bence es geçelim biz o konuyu. Oyunun çıkmasına birkaç ay kala gün yüzüne çıkmaya başlayan Konami ile Kojima arasında gerginlik oyuncuları endişelendirmeye başladı. Kojima'nın ismi oyunun kapağından silindi, Kojima Productions kapatıldı, Kojima Konami'den ayrıldı, Konami bundan sonra mobil oyunlara yöneleceğini açıkladı falan filan derken herkesin tek merak ettiği nokta bu olayların Phantom Pain'i ne kadar etkileyeceğiydi. Ben ise oldukça rahattım. Biliyordum ki Kojima mükemmelliyetçi bir herifti. Elindeki kaynakları en iyi şekilde kullanıp bize en iyi deneyimi sunacaktı. Hem zaten oyun kaç senedir geliştiriliyordu zaten bitmiştir şimdiye diye düşünüyordum. Sadece sonra tuşlara falan atıyorlardı muhtemelen. Oyunla ilgili tek bir endişem vardı. O da oyunun çok dolu olmasıydı. Evet dolu olması. Fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla yapabileceğimiz şey sayısı oldukça fazlaydı ve açıkçası ben de 100 saat sürecek bir Metal Gear Solid e oynamak istemiyordum. 20 saatlik senaryo odaklı bir oyun yeterli olacaktı benim için. Eh Eylül dönemiydi ve oynanması gereken tonlu oyun vardı. Elbette ki önceliğim Metal Gear Solid'ti ama diğer oyunlara da bir göz atmak zorundaydım. Ve MGS tüm bir ayımı yer diye korkuyordum. Her neyse beklenen zaman geldi çattı, Metal Gear Solid raflardaki yerini aldı ve ben de oynadım. Uzun süredir bir oyunla ilgili bu kadar yanılmamıştım sanırım. Bakın beklentilerimi karşılamadı falan filan geyi değil bu. Benim kafamda kurduğum Phantom Pain ile oynadığım Phantom Pain o kadar farklı oyunlar ki. Ne düşüneyim ne hissedeyim bilmiyorum. Başlamadan önce şunu söylemem lazım. Ben bu oyunu beğendim. İncelemelerimi izleyen insanlar sıklıkla bir yanılgıya düşüyorlar. Bu da hiçbir oyunu beğenmediğim yanılgısı. Oyunları beğeniyorum arkadaşlar. Ama ne her oyun harika ne de her oyun rezalet. Her oyunun iyi ve kötü yönleri var. Çizgiler benim için o kadar belirgin veya kalın değil. Her şeyi siyah veya beyaz olarak görmüyorum. Bu oyunda da öveceğim ve eleştireceğim kısımlar olacak. Sırf videonun bazı kısımlarında eleştiriyorum diye finaldeki puanı görünce şaşırmayın diye söylüyorum bunu şimdiden. Eh hadi bakalım senaryodan girişelim her zamanki gibi. Grand Zero'sun sonunda her şeyini kaybeden Snake 9 yıl sonra Kıbrıs'taki bir hastanede gözlerini açar. Helikopterdeki patlama yüzünden komaya girmiştir ve hafızası karma karışıktır. Tüm dünya Big Boss'un yani Snake'in öldüğünü zannetmektedir ama gerçeği çok uzun süre saklamaları mümkün olmayacaktır. Snake daha kendine bile gelememişken Cypher'ın özel birimi Exo hastaneye basar ve her yerde Snake'i aramaya başlar. Amaçları elbette ki onu öldürmektir. Ama Snake Ishmael adındaki gizemli bir adam sayesinde defalarca ölümden döner ve Ocelot'un da yardımıyla Exo elinden kurtulmayı başarır. Snake Ocelot'un rehberliğinde Afganistan'a doğru yol alır. Yolculuk sırasında Ocelot onu unuttuğu her şeyi hatırlatacak ve kaybettiği uzuvu için bile çare bulacaktır. İkili Afganistan'a ulaştıklarında Snake'in ilk görevi yoldaşı Kazuhira Miller'ı kurtarmak olacaktır. Basit bir operasyondan sonra Miller'ı kurtarmayı başaran Snake, Miller'la birlikte eskisinden çok daha iyi bir ordu ve üst kurmaya ve Skullface'e yaptıklarını ödetmeye ant içer. Her ne olursa olsun intikam alınacaktır. İşte hikayenin temeli bu. Umut verici bir başlangıç oldu kesin. Kahramanımız var, kahramanımıza sadık babayan karakterler var, İleride yaşanabilecek ilginç boss savaşları için umut vadiren düşman tipleri var. E bir de tehditkar ve kaotik bir baş kötümüz var. Daha ne olsun ya? Değil mi? Bilmem. Birazcık ruh fena olmazdı sanki. Senaryo açısından tüm Metal Gear oyunları arasındaki en ruhsuz, en amaçsız, en boş oyun bu. Yapılan tüm dizayn seçimleri <laughs> tepkisi vermemesi sebep oldu resmen. Bunu nasıl açıklasam? Yani şöyle düşünün. Oyun çıkmadan önce tüm fragmanlar neredeyse full ara sahnelerdi ve çok az oyun içi gördük yani. O fragmanlarda gördüğünüz sahneler oyunun %90'ı falan hani öyle söyleyeyim. Şaşırtıcı bir şekilde Phantom Pain'de senaryo odağı minimumda tutulmuş. Artık o 45 dakikalık uzun ve sık sık çıkan cutscene'ler veya hikayenin detaylarının açıklandığı kodek konuşmaları falan filan yok. Ara sahneler olabildiğince kısa ve seyrek. İşin kötü tarafı bu cutscene'lerin büyük bir bölümü hikaye bütünlüğü sağlamaktan çok oyuncuyu yeni bir mekanikle alakalı önceden bilgilendirme amacı gidiyor. Metal Gear Solid 4'te şu cutscene bitse de oyunu oynasam diye düşünen ben Metal Gear Solid 5'te bir cutscene girse de neyi niye yapıyorum öğrensem diye yalvardım resmen ya. Abi bu kadar darmadağınık bir hikaye anlatımı olabilir mi ya? Oyunun tüm senaryosu Snake şöyle bir iş geldi git Afganistan kampındaki şu 3 subayı öldür veya Snake şöyle bir iş geldi git şu kamptaki adamı kurtar veya Snake şöyle bir iş geldi git şu tankı patlat. Yemin ediyorum tüm yaptığımız bu. Oynanış kısmına geldiğimizde bahsedeceğim onlardan zaten de hani oyun ilerleyen bir senaryoya sahipmiş gibi hiç hissettirmiyor. Ana hikayeyle minimum ama harbiden minimum seviyede bağlantısı olan ve önemsiz hissettiren amelelik görevleri yapıp duruyoruz sadece. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Bu oyundaki ana karakterimiz Venom Snake resmen ölü gibi. Adam hiç konuşmuyor. Yorum yapmıyor veya olaylara tepki bile vermiyor. Odun odun bakıyor sadece. Kojima buna kendince bir sebep belirtmiş. Ondan birazdan bahsedeceğim. Ama her ne kadar bir sebebi olsa da bu hiç ama hiç iyi bir dizayn seçimi değil benim için. Evet Snake eskiden de ciddi bir karakterdi. Ama konuşkandı. Olaylara yorumlar yapardı. Hiç olmadık yerde saçma sapan bir espri patlatırdı falan. Oynaması zevkli olan bir karakterdi. Daha önce hiç Metal Gear Solid oynamamışlar için Snake'e benzer bir karakter örnek vermem gerekirse bu Geralt of Rivia olurdu herhalde. İki karakterde hem ciddiler ama kendilerine has bir mizah anlayışları var. Ve ben ikisini de oldukça seviyorum. Ama Phantom Pain'deki Snake, şu hiç konuşmayan, kendi yarattığımız ana karakterlerden halilici olmuş. Çok nadiren konuşan ve konuştuğunda da sanki sıkıntıdan patlamak üzereymiş gibi ses tonuna sahip olan bir karakter. Çok üzücü ya, hem de çok. Bu noktada bir konuyla alakalı spoiler vermem gerekiyor. Çünkü tüm argümanlarımı oradan yola çıkarak yapacağım. Uyarımı veriyorum ve girişiyorum. Olay şu ki, oynadığımız karakter, yani Venom Snake, aslında Big Boss değil. Venom Snake, Grand Zero'sun sonunda diğer karakterlerle birlikte helikopterde bulunan Medic'in ta kendisi. Gerçek Big Boss'u korumak için oyunun başında suratımız estetik ameliyatıyla değiştiriliyor ve Big Boss'un aynısı haline getiriliyor. Bunu oyunun en sonunda öğreniyoruz normalde ama ilk izlenimi görenler bilir ki ben bunu ilk 10 dakikadan tahmin ettiğimden pek şaşırtıcı bir etkisi olmadı benim için. Ben zaten tüm oyun boyunca Big Boss olduğuma bir kez bile inanmadım çünkü. Ama olay şu ki şaşırtıcı bir şekilde pek çok insan bunu tahmin edememiş. Ya abi... Oyun karakter yaratmanızı istiyor, isim ve doğum tarihi vermenizi, sonra da suratını şekillendirmenizi istiyor. Ama bu seçimlerden sonra tekrardan Big Boss'un suratını veriyor durup dururken. O zaman neden yarattırdı bize karakteri? Hiç mi sormadınız kendinize? Hadi teori kurmaya zorlamadınız kendinizi. İşmeyal'ın seslendirmecisinin de Kiefer Sutherland'ın ta kendisi olması da mı kırlandırmadı sizi? Ne bileyim ben direkt tahmin ettim açıkçası. Her neyse tartışma konumuz sürprizin ne kadar iyi veya kötü olduğu değil. Bana göre tahmin edebilirdi ama bazı insanlara göre şaşırtıcı olabilir. Bunu iyi veya kötü yön olarak saymayacağım. Konumuz şu. İnsanların geneli bu sürprize bayağı sinirliler. Tüm oyunu Big Boss olarak değil Medic olarak oynadıklarını öğrendiklerinde kandırılmış hissetmişler kendilerini. Peki Kojima neden böyle bir şey yapsın? Tek derdi sürpriz yapmak mı? Veya orijinal Metal Gear oyununun sonundaki Big Boss'un önüne mantıklı açıklama sunmak mı? Eminim bu iki faktör etkili olmuştur ama adamın nasıl derdi başka bir şey. Kojima'nın son birkaç yılda oldukça değiştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Eskiden onun yazdığı bir hikayede rol almamızı isterken şu anda kendi hikayelerimizi kendimizin oluşturmasını istiyor. Venom Snake bizler yani oyuncuları sembolize ediyor. Sessiz olmasının sebebi o. Bu hikayenin ana karakteri sizlersiniz. Benim yarattığım bir karakter değil. Siz demek istiyor. Evet, Big Boss bir kahraman ama kahramanı idolleştirmeyin. O kahraman olun demek istiyor. Ve ben bunun arkasında yatan sebebi ve Kojima'nın düşünce yapısını anlayabiliyorum. Ama hem de kocaman bir ama bu konsepti başarılı şekilde işleyememişsin be abicim. Ana karakterin oyuncuyu sembolize ettiği onlarca oyun oynadım ben. Favorilerimden Persona bunun en iyi örneklerinden biri. Veya daha popüler bir isim olan Dragon Age falan da örnek verebiliriz. Peki bu oyunlar neyi doğru yapıyor? Veya Phantom Pain neyi yanlış yapıyor? Benim düşünceme göre bir ana karakteri sessizleştirmek onun oyuncuyla özdeşleşmesini sağlamaz. Aksine o karakteri oyuncudan soğutur. Eğer o karakteri gerçekten kendim olarak görmemi istiyorsam bana diyalog seçimleri ve oyunun gidişatına müdahale edebilmemi sağlaman lazım. Eğer onun kararları ve söyleyecekleri üzerinde herhangi bir güce sahip değilsem o sadece konuşmayan bir ana karakterden ibarettir benim için. Ben değilimdir kesinlikle. Phantom Pain'deki problem de bu işte. Bu sadece konuşmayan ve Snake'in suratına sahip olan bir adam. Ben değilim. E Big Boss da değil. O zaman sonuç oynadığımız karakter hiç kimse. Tam anlamıyla hiç kimse. Peace Walker'ın senaryo dahil her açıdan en zayıf oyun olduğunu söylemiştim ya. Artık öyle değil. Senaryo açısından en zayıf oyun kesinlikle Phantom Pain. Peace Walker'da en azından Big Boss'un bir karakteri ve kişiliği vardı çünkü. Ama oyunun senaryosuyla alakalı tek sıkıntı Venom Snake'in kişiliksiz olması değil. Direkt olarak olayı örgüsü bile çok kopuk hissettiriyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü tüm hikaye detayları kasetlerde anlatılıyor. Evet, aslında oyunun bir senaryosu yok değil. Var. Ama oyun size bunu anlatmayı zorunda hissetmemiş nedense. Tam aksine senaryo ekstra bir içerik muamelesi yapmış ve onu ses kayıtlarıyla anlatmayı tercih etmiş. Senaryonun bu kadar önemli olduğu bir seride bu normal mi sizce? Seriye bu oyunda başlamış olan insanlar takmayabilir. Ama benim gibi eski oyunlardan beri takip eden insanlar için bu olay resmen seriye ihanet gibi hissettiriyor. Senaryonun oldukça küçük bir bölümü ana oyun içerisinde anlatılıyor ve o kısımlarda çok yüzeysel hissettiriyor. Hikayenin gerçekten ilerlediğini hissedememeniz bir yana oyun kendi içinde başlattığı senaryoyu bile bitiremiyor ki. Evet hala bilmiyorsanız söyleyeyim bu oyun yarım bitiyor. Açıkta bıraktığı ve sonlandırmadığı bir sürü nokta var. Oyun öylece bitiyor sadece. Tabii sonradan öğrendik ki oyundan çıkarılan bayağı bir bölüm varmış. Ama zaman ve oyuna ayrılan bütçenin tükenmesinden dolayı planlanan son çıkarılmış diyorlar. Hani gerçekten neden çıkarıldığıyla alakalı resmi bir açıklama yok. Bazıları Konami'nin baskısıydı diyor, bazıları Kojima'nın kendi tercihiydi diyor. Hangisi doğru bilmiyorum ama her kimin tercihi ise şu oyun için yapılabilecek en kötü seçim olduğuna şüphe yok. Oyunda son boss yok ya. Bir Metal Gear Solid oyununda son boss yok. Bugünün geleceğini hiç düşünmezdim. Kojima gibi mükemmelliyetçi bir adamı bile nasıl bezdirdilerse artık oyunu bu yarım yamalak haliyle çıkarmaya razı olmuş. Aslında Phantom Pain çok ufak alakaları olan bir sürü öykünün tek bir başlık altında toplanması gibi hissettiriyor. Bazı hikayeler tamamlanıyor ama bazıları tamamlanmıyor. Skull Face ile alakalı olan hikaye tamamlanıyor örneğin. Ha bu arada Grand Zero incelemesinde ne demiştim hatırlıyor musunuz? Skull Face ve muhtemelen Phantom Pain'de baş kötü rolünü oynayacak olan amca çok katik ve sağlam bir villain olacak gibi duruyor ama <laughs> yanılmışım. Skull oldukça boş bir kötü adam. Potansiyeli yok değil. Üzerine uğraşılsa gerçekten güzel bir şeyler çıkartılabilirmiş. Ama kendisini oyunda çok nadiren görüyoruz ve herhangi bir şekilde etkileşime giremiyoruz. Bu amcayla bir boss fight veya yüzleşme falan yok. Bu da onu sadece cutscene'lerde gözüken bir karakter haline getiriyor. Bir diğer sonlanan hikaye Kuwait'in hikayesi. Kuwait ben bu incelemeyi yazarken hala şiddetli tartışmaların konusuydu. Malum karakterin tasarımı abartılı bir şekilde seksi. Neredeyse çıplak yani hatun. Evet oyunun içinde bu çıplaklığın senaryo açısından mantıklı bir açıklaması var. Ama hepimiz biliyoruz ki bu mantıklı açıklama Kojima'nın sadece seksi bir hatun yaratmak için uydurduğu kılıftan ibaret. Her Metal Gear Solid oyununda bir veya birden fazla seks sembolü vardır arkadaşlar. Bu yeni bir şey değil. Kojima ne kadar sapık ya. Falan gibi tartışmalar yapmak için bir 20 sene geç kaldığımızı düşünüyorum o yüzden. Evet Kuwait her fırsatta memelerini ve kıçını gözümüze sokmak için elinden geleni yapıyor. Ama hikaye açısından oyuna bir şeyler katabildiğini düşünüyorum ben. Her ne kadar çok iyi işlenmemiş olsa da Snake ile sahip oldukları ilişki onun için gerçekten endişelenmemi sağladı. Ayrıca onun hikayesinin finalindeki kısımlar bu oyunun gerçekten bir Metal Gear Solid'e benzemeye en çok yaklaştığı noktaydı kanlımca. Quiet'ı bayağı sevdim ben. Sadece senaryo açısından değil, oynanış açısından da bir sürü şey katıyor. Ondan bahsederiz sonra. Bir de Kaz ile Ocelot var tabi. Kaz yaşadıklarından dolayı sinirli intikam modunda takılan bir karakter iken Ocelot ise olaylara biraz daha mantıklı ve pasifist diyebileceğimiz yönden bakan bir beyefendi. Diyebileceğimin hepsi bu. Daha fazlasına sahip değiller çünkü. Senaryo konusunda yeteri kadar konuştuk. Evet genel olarak senaryo açısından pek mutlu olmadığımı anlamışsınızdır. Ama incelemenin başında söylediğim gibi ben bu oyunu beğendim. Senaryosuna bu kadar laf ettiğime göre oynanışını beğenmiş olduğumu tahmin etmek çok zor değil zaten. Phantom Pain bir açık dünya gizlilik ve aksiyon oyunu. Daha önceki Metal Gear Solid oyunlarıyla karşılaştırılınca Phantom Pain oldukça büyük bir adım atmış durumda. Metal Gear Solid hiçbir zaman oynanışıyla öne çıkan bir oyun olmadı. Özellikle ilk iki oyundaki kontroller genel anlamda garip ve rahatsızdılar. 3'te bu biraz düzeltildi ve 4'te baya rahat bir hal aldı. Ama bu oyunlar bu rahatsız mekanikleri mükemmel atmosfer ve boss savaşlarıyla harmanlayarak yapmadığımız şeyleri sanki bize yapmışız gibi hissettirmeyi başarıyorlardı. Bu seferse Kojima sadece hissettirmek değil gerçekten bizim yapmamızı istemiş ve Snake için kullanılması oldukça rahat bir kontrol şeması hazırlamış. İster aksiyon için kullanın, ister gizlilik için mekanikler harika çalışıyor. Benim için bu oyunun en önemli yönü oynanıştaki özgürlük oldu. Hani sandbox oynanış diyoruz ya, Ahan da o işte. İster aksiyon gidin, ister gizlilikte, ister ikisinin karışımıyla tamamen size kalmış durumda. Öncelikle kısaca bir açık dünyadan bahsederim, sonra bu sandbox oynanış kavramına geri döneceğiz. Oyunda açık dünya olarak sayabileceğimiz iki büyük harita bulunmakta. Afganistan ve Afrika ve bu iki harita arasındaki en büyük farkı basitçe şöyle özetleyebiliriz. Afganistan çöl, Afrika yeşillik. Birinde arada bir kum fırtınaları çıkıyor, diğerinde de yağmur yağabiliyor. Aşağı yukarı tüm söyleyebileceğim bu. İki açık dünya haritası da bunun haricinde pek de kendini diğerinden ayıran bir özellik içermiyor. İki haritada oldukça boş çünkü. Tabii ki düşmanların konuşlandığı kontrol noktaları üstler falan filan var ama onun haricinde hani boş. Taşlar, kayalar, kum. Aslında boş doğru kelime değil burada. Doğru kelime cansız. Yaşayan bir açık dünya içinde olduğunuzu asla hissetmiyorsunuz bu mekanlarda. Zaten Kojima'nın amacında canlı ve gerçekçi bir açık dünya yaratmak olduğunu zannetmiyorum ben. Bu haritalar sizin taktik üretmeniz için yaratılmış geniş mi geniş alanlar sadece. Çünkü gerçekten bu açık dünyada zaman harcamanız için hiçbir sebep yok. Geziyim, tozayım, bir şeyler bulayım falan gibi bir durum söz konusu değil. Benzer açık dünya oyunlarındaki üst ele geçirerek bölgedeki düşman etkinliğini azaltma olayı bile yok oyunda. Herhangi bir outpostu düşmandan temizleseniz bile, sonraki girişinizde düşmanlar tekrardan oraya konuşlanmış oluyorlar. Kalıcı bir etki yaratamıyorsunuz açık dünya üzerinde. Bu da onları anlamsız kılıyor. Ha yapabileceğiniz bir iki şey var evet. Anti hava radarları yok ederek yakın çevrede helikopter iniş noktaları yaratabiliyorsunuz. Ama bu anti hava radarı patlatma işini ana görev sırasında da gerçekleştirebilirsiniz. İlla açık dünyada gezmenize gerek yok. Açık dünya ile alakalı bir fikir vermeye çalıştım ama pek başarılı olamadım galiba. Oyunun tam olarak nasıl işlediğini anlatarak tekrar deneyeyim şansımı. Phantom Pain açık dünyada operasyon yapma üzerine kurulu bir oyun. Yapabileceğiniz 50 tane ana görev ve 157 tane yan görev var. Kontrol merkezinden hangisini yapmak istiyorsanız seçiyorsunuz. Sonra bu görevin bulunduğu bölgeye göre bir helikopter iniş noktası belirliyorsunuz. Son olarak da bu görevde ihtiyacınız olabilecek ekipmanı ve isterseniz yardımcıyı seçip operasyona başlıyorsunuz. Bu sistem Peace Walker oynayanlar için çok tanıdık gelecektir. Tek fark Phantom Pain'in gerçekten bir açık dünyaya sahip olması. Seçtiğiniz her ekipman ve her yardımcı görevin ilerleyişini tamamen farklı bir hale getiriyor. Gizlilik size göre değil mi? Direkt çatışmaya mı girmek istiyorsunuz? Öldürmek üzerine kurulu olan silahlarınızı alın. Hatta yanınıza da mini metal gir diyebileceğimiz D-Walker alın. Dalın üstün içine. İstediğiniz gibi katledin herkesi. Size kalmış. Veya yine herkesi öldürmek istiyorsunuz ama aynı zamanda gizli kalmak mı istiyorsunuz? Öldürmek üzerine kurulu olan silahlarınızın susturuculu versiyonlarını alın. Diğerlerine çaktırmadan teker teker indirin milleti. Hatta harika bir sniper olan Kuwait'ı da yanınızda götürün. Ona da susturuculu bir sniper verin. Eğer kendi hedef alma yeteneklerinize güvenmiyorsanız size emir verin o vursun veya Kuwait'e sesli bir sniper verin ve düşmanlarla çatışmasını emredin. O millet ile çatışmaya girip dikkatlerini dağıtırken siz girin ve üstte ne yapmanız gerekiyorsa halledip çıkın. Bunlar sadece benim kullandığım bazı taktikler. Burada teker teker yapabileceğiniz her şeyi saysam bu inceleme saatler sürer. İşte sandbox oynanış dediğimiz şey bu. Phantom Pay'in daha önceki Metal Gear Solid'ler gibi bir olayın 2-3 farklı yöntemle üstesinden gelmenizi istemiyor. Phantom Pain sizin yaratıcı olmanızı istiyor. Olayların üstesinden gelmek için sizin strateji oluşturmanızı istiyor. Ve bunun için de size her türlü olanağı sağlıyor oyun. Evet dediğim gibi tüm oyunu herkese vurarak da oynayabilirsiniz. Ama deneyebileceğiniz onca farklı şey varken bunu neden yapasınız ki? Malum oyunda ilerleyen ve biten doğru düzgün bir hikaye de olmadığına göre bir an önce finali görmek istiyorum gibi bir bahane de yok. Yaratıcılığınızı kullanın azıcık. Oyundan maksimum zevki ancak o şekilde alabilirsiniz. Ki görevin temposunu ve dinamiklerini değiştiren tek şey sizin ekipmanınız veya yardımcınız değil. Bir iki örnekle anlatayım bunu. Ana görevlerden birinde üssün tekinden Code Talker diye bir amcamı kurtarmam gerekiyordu. Göreve herhangi bir bilgiye sahip olmadan başladım. Kısa süre sonra ormanlık bir alanda yolumu 4 tane Sniper Skull askeri kesti. Oyunu oynayanlar henüz Skull'lardan bahsetmediğim için ne olduklarını bilmiyorlar ama bunların süper güçlere sahip el askerler olduklarını belirteyim. Doğru ekipmanına gelmediyseniz onlarla savaşmak tam bir işkenceye dönüşebiliyor. Ben şans eseri o görevde yanıma hem sağlam bir sniper hem de Kuwait almıştım. Kuwait ile birlikte bu Skull dörtlüsünü araya aldık ve heyecanlı bir kapışmadan sonra hepsini öldürmeyi başardık. Ben tabii kendimle gurur duyuyorum ne oyuncuyum lan falan modunda. Neyse göreve devam ettim. Düşman üstüne bir şekilde sızdım. Code Talker'ı buldum ve sıra onu bu düşman üstünden çıkarmaya geldi. İşte bu noktada her şey işkenceye dönüştü. Ormandaki Skull cesetlerini bulan askerler üzerime resmen ordu gönderdiler. Ardı arkası kesilmeyen düşman birlikleri, helikopterler, tanklar derken herhalde bir 20 kez falan öldüm. Öfkeden çıldırıyordum resmen. Farklı farklı onlarca taktik denedim. E de geç işe yarayan bir tane buldum ve görevi başarıyla tamamladım. Ama bu operasyon oyundaki en nefret ettiğim ve en zor bölüm olarak aklıma kazındı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra görevi farklı bir şekilde denemeye karar verdim. Acaba ormandaki skal askerlerini öldürmesem ne olacaktı? Bu sefer skallar ile savaşmak yerine aralarından sıvıştım ve direkt Kotolkr'in yanına geldim. Kotolkr'i kaçırmak üzere olduğumu anlayan skallar üsse geri döndüler ve etraflarının yaydıkları sis yüzünden tüm o düşman askerler bir anda zombileştiler. Helikopteri çağırdım ve resmen düşman ordusunun içinden koşa koşa rahatça geçerek bitirdim görevi. Bir anda oyundaki en zor dediğim görev en kolaylarından birine dönüşmüş oldu. Düşmanların özelliğini düşmanlara karşı kullandım çünkü. Neredeyse her görev kendi içinde bu tarz değişimlere ve olasılıklara sahip. Oyun bu sayede tempoyu ayakta tutmayı hep başarıyor. Bu açılardan baktığımda Phantom Pain oynadığım en iyi gizlilik aksiyon oyunu. Bu kadar özgürlüğe sahip başka bir gizlilik oyunu düşünemiyorum bile. Ama problem şu ki zaten uzun uzun anlattığım gibi bu özgürlüğü pekiştiren ve anlamlı kılan bir senaryoya veya atmosfere sahip değil oyun yaptığınız her şey çok amaçsız hissettiriyor. Sanki oyunun amacı arada bir canımız sıkıldığında açıp birkaç saat stealth deneyimi yaşayacağımız bir oyun olmak gibi. Yani meze olarak tanımladığım oyunlardan biri olmak gibi. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bu oyunu baktığımda gördüğüm şey tam olarak Kojima'nın fantazilerinin vücut bulmuş hali. Bu adam ta MSX'e 2 boyutlu Metal Gear oyunları yaparken bile gerçekçi bir gizlilik deneyimi sunmaya çalışıyordu. Nasıl olduysa o seri evrim geçirerek bugün bildiğimiz uçuk kaçık senaryoya sahip sinematik aksiyon oyunlarına dönüştü. Ama Kojima Metal Gear Solid'e veda etmeden önce son bir oyun yapıp gerçekten hayalini kurduğu gizlilik strateji türündeki askeri operasyon konseptini uygulamak istedi. Çünkü ilk kez gerçekten bunu yapabilecek teknolojiye sahipti. Anlayabiliyorum. Gerçekten anlayabiliyorum. Ama bu yine de oyunun ne kadar ruhsuz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Açık ve net ortadaki bu oyunun isminin Metal Gear Solid olmasına bile gerek yok tamamen farklı isimle yeni bir IP'ymiş gibi bile çıkartılabilirmiş. Evet Metal Gear kadar satılmazdı kesinlikle ama Hideo Kojima'nın ismi bile yine başarılı satışlara sahip bir oyun olmasını sağlardı. Neyse oyunun sunduğu diğer öğelerden bahsedelim ve Mother Base'den başlayalım konuya. Evet ne yaparsam yapayım Türkçe çevirisi İngilizcesi kadar tatmin edici olmadı Mother Base isminin. O yüzden direkt Mother Base diyeceğim. Mother Base bizim üstümüzün ta kendisi ve oyundaki en büyük amacımız Mother Base'in gelişip büyümesini sağlamak. Bu olay yine Peace Walker'dan aktarılma. Ama Peace Walker'da Mother Base sadece bir menüdeki sembollerden ibaretken Phantom Pain'de fiziksel olarak bulunmakta. Ne kadar büyüyüp geliştiğini kendi gözlerinizle gezip görebilirsiniz. Mother Base'in saldırı, araştırma ve geliştirme, medikal gibi pek çok farklı ünitesi var ve hepsi fark farklı farklı şeyleri yaramakta. Benim için en önemlisi tabii ki araştırma ve geliştirme ünitesi oldu. Çünkü onların seviyesini ne kadar yükseltirsem o kadar yeni ekipman ve silah yaratabiliyordum. Mother base geliştirmek için neye ihtiyacınız var peki? Paraya, materyale ve insan gücüne. Ve bu üçü de açık dünyada bulabileceğiniz şeyler. İşte burada işin açık dünya kısmı devreye girebiliyor. Materyaller açık dünyada bulunabilen şeyler ve bu sizi dolanıp düşman kamplarını gezmek zorunda bırakabiliyor. Ve tabii ki yeterli materyali toplayıp üniteyi inşa etseniz bile içinde çalışacak adama ihtiyacınız var. Yani insan gücüne. Peki nereden bulacaksınız bu çalışanları? Açık dünyadan tabii ki. Haritalardaki askerleri öldürmeyip bayıltmayı tercih ederseniz eğer, Fulton adı altındaki sistem ile Mother Base'e gönderip sizin için çalışmalarını sağlayabiliyorsunuz. Fulton Recovery Peace Walker'dan aktarılan bir diğer özellik ve oyuna göz önünde bulundurulması gereken yepyeni bir madde ekliyor. Metal Gear Solid 5'i en rahat oynamanın yolu muhtemelen herkese uzaktan çatır çatı sniperla vurup sonra üstün içinde elini kolunu sallayarak rahatça ulaşmak olsa gerek. Ama bu Fulton geyiği işin içine girince hangi askerler gerçekten öldürülecek kadar gözden çıkarılabilir veya hangi askerleri öldürmek yazık olur diye düşünmeye başlıyorsunuz. Teker teker tüm bölgeyi tarayıp askerlerin ne tür özelliklere sahip olduğuna karar veriyorsunuz. Ve sonra o askerleri Falton sistemi ile gönderebilmek için kendinizi riske atıyorsunuz. Oyunu uzun süre oynadıktan sonra hem susturuculu hem bayıltıcı bir sniper açabiliyorsunuz ama o noktaya kadar Fultonlar her daim kendinizi riske atmak demek oluyor. Çünkü etrafta düşmanlar olduğunu bile bile dibine kadar sokulup yakalamanız gerekiyor bu amcaları. Fulton sadece askerler için değil elbette. Hayvanat bahçenize koymak için hayvanları da, daha sonra kullanmak için araçları da veya üstünüzü düşman saldırılarından korumak için mortarları veya taretleri bile Fulton ile Mother Base'e gönderebiliyorsunuz. Görüntü olarak komik duruyor ama Metal Gear Solid'in mize anlayışını sorgulamak zaten pek mantıklı sayılmaz. Neyse işte diyelim ki gerekli olan her şeyi topladığınız ve sıra Mother Base'i büyütmek için inşa emri vermeye geldi. İlk kez oyun beni bu noktada şaşırttı. Bir an AAA bir oyun değil de free to play bir mobil oyun oynuyorum zannettim. Çünkü oyun bu gelişim için beklemenizi istiyor. Sadece bunlara değil ayrıca. Yeni bir silah mı üreteceksiniz? Bekleyin. Saldırı takımınızı görüyor mu göndereceksiniz? Bekleyin. Ya bu bekleme süreleri de öyle kısa değiller arkadaşlar. 2 saat, buçuk 2 saat falan çıkabiliyor. İlk kez bekleme gördüğüm oyun bu değil hayır. Daha önce Assassin's Creed'lerde de bu tarz beklemeli durumlar vardı. Hatta çok daha uzundu. Assassin's Creed 4'ün 17-18 saat beklememi istediğini hatırlıyorum. Ama olay şu ki o oyunlar bu bekleme sürecine konsolunuz kapalı iken de devam ediyordu. Phantom Pain'de oyunun açık kalması lazım. Olay öyle bir noktaya geldi ki tüm beklenmesi gereken her şeyi başlatıp oyunu açık bırakıp yatıyordum hani. Bunu birkaç gece üst üste yapmak zorunda kaldım. Peace Walker'da bekleme süreleri yoktu. Zaman ilerlemesi için bir görev yapıp geri gelmeniz gerekmekteydi sadece. Phantom Pain'in ise bu kadar uzun bekleme süreleri istemesinin arkasındaki mantığı hala anlamış değilim. Bir ara acaba gerçek para mı ödememi istiyor diye düşünmedim değil. Ama gördüğüm kadarıyla oyunun single player kısmına herhangi bir şekilde para harcayabileceğiniz bir durum söz konusu değil. Sadece online FOB için para harcayabiliyorsunuz. Yanlış biliyor olabilirim. Bu konuyu çok deşmedim. FOB ise hiç kullanmadığımdan bu incelemede es geçeceğim. Sadece single player kısımlarına değinerek ilerleyeceğim. Sandbox oynanıştan bahsederken body yani yardımcı sisteminden bahsettim ama birazcık daha detay emmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok sevdim bu olayı. Bodyler göreve giderken yanınızda götürebileceğiniz yardımcılar. Oyunda bunlardan toplam 4 tane var. İlki direkt olarak oyuna başlar başlamaz verilen D-Horse. Çok fazla açıklanacak bir tarafı yok. Kendisi bir at. Bir noktadan diğerine daha hızlı ulaşmak için veya bir aracı kovalamak için kullanabilirsiniz bunu. Bunun haricinde bir iki kullanımı daha var sanırım ama ben sadece oyunun ilk birkaç saatinde kullandığım için Diors ile alakalı aşırı bilgiye sahip değilim. İkinci body'miz D-Dog. Oyunun kesinlikle en çok işe yarayan body'lerinden biri. D-Dog'u açık dünyada yavru bir köpekken bulup faltonlarsanız ee de geç büyüyor ve sizle birlikte göreve çıkabilmeye başlıyor. Pek çok farklı özelliği var. Etraftaki düşmanların materyallerin kokusunu alıp işaretleyebiliyor. Eğer doğru ekipman verirseniz düşmanları öldürebiliyor, bayıltabiliyor hatta faltonlayabiliyor. Acayip kullanışlı bir body kendisi. Üçüncü body'miz Quiet. Kendisiyle yaptığımız sniper düelle sonu kazandıktan sonra öldürmemeyi seçerseniz eğer Mother Base'e götürülüp bir süre orada kaldıktan sonra görevleri bizimle gelebilmeye başlıyor. Kuwait da yine harika bir body. d dog gibi nereye gitsin sizinle birlikte gelmiyor ama harita üzerinden bölge bölge nereye gitmesi gerektiğini söyleyebiliyorsunuz. Sizden önce bir bölgeye girip ne var ne yok araştırmasını isteyebiliyorsunuz. Bu da tabii ki tüm düşman bölgelerini işaretlemesi demek. Aynı zamanda düşmanla çatışmaya girmesini de isterseniz ciddi ciddi bir köşeye çöküp teker teker herkesi öldürmesini veya bayıltmasını izleyebilirsiniz. Quiet resmen oyunun easy modu gibi. Sizin yerinize her şeyi o yapıyor. Ve son olarak D-Walker. Silahlarını sizin belirleyebildiğiniz bir savaş aracı. İsterseniz öldürücü, isterseniz bayıltıcı silahlar koyabiliyorsunuz bu makineye. Özellikle boss savaşlarında çok işe yarıyor ama gizlilik açısından en uygun body olmadığı kesin. Boss savaşı demişken hemen o konuya da aradan çıkaralım. Phantom Pain boss savaşları açısından da yine serideki en zayıf oyun. Skull birimleriyle yaşadığımız karşılaşmaları boss savaşı olarak kabul edersek toplamda 6 tane mevcut bunlardan. Ve çok iyi değiller. Oyunun ilk gerçek boss savaşı Kuwait ile yaptığımız sniper düellosu. Bu savaşa ilk kez girdiğimde henüz bayıltıcı bir sniper'a sahip olmadığından fark edilmeden yanına yaklaşıp bayıltıcı tabanca ile vurmam gerekiyordu. İlginç bir kedi fare kovalamacısı olmuş ve rollerimiz savaş içerisinde sürekli değişmişti. Ama daha sonradan sağlam bir sniper ile gelince gördüm ki hatırladığımdan çok daha kolay geçilebilen bir bossmuş bu. Volgin savaşının epik olmasını beklemiştim ama hayal kırıklığı oldu. Erkek skallar doğru ekipmanla çok rahatlıkla indirilebiliyorlardı. Bayan Skullar ise aynı anda 4 tane Kuwait ile savaşmak gibiydi ki bunun pek de zor bir şey olmadığını yukarıda zaten söyledim. Oyunda gerçekten boss savaşına benzeyen tek şey Sehelanthropus savaşı. Çok özel bir yanı yok. Bazukayı ağzına ağzına dayamanız lazım işte. Ama hiç yoktan iyidir yani değil mi? Ha bir de White Mamba Eli savaşı var. Bazı insanlar bunu boss fight'tan bile saymıyor. Ben kısa da olsa saymayı tercih ediyorum. Hatta favorim bu olabilir. Tabii ki bu favorilik durumu tamamen yakın savaşı sevmemden kaynaklanıyor. Boss savaşlarını genel olarak beğenmemiş olsam da tek bir şey tüm bu şikayetlerimi siniye çekmeme yeterdi. O da daha önce belirttiğim gibi oyunda eğer bir son boss olsaydı. Eğer planlandığı gibi gitse ve çıkarılan son boss savaşı oyunda var olsaydı muhtemelen Sirelentropos savaşının birazcık daha gelişmiş hali olacaktı sadece. Ama o bile benim bu oyuna fazladan 5 puan vermeme yeterdi. Herhangi bir oyunu epik bir boss savaşıyla kapatmaktan daha iyi bir yöntem olduğuna inanmıyorum çünkü. Phantom Pain ise oyunu kapatmak için ilk bölümün aynısını koymayı tercih etmiş. Çok ciddiyim. Gerçek isimli 46. görev, oyunun başındaki prologun aynısı. Venom Snake ile alakalı sürprizi açıklaması haricinde bölümün içeriği tamamen aynı. Evet. Tüm o sahneleri tekrar oynamanız lazım. Snake'in ayağa kalkamayışını, sürünerek hareket etmeye çalışmayı, İsmail'in kıçına baka baka takip etmeyi, kısacası tüm o sıkıcı sahneleri tekrar oynamanız lazım. Ya harbiden buna ne gerek vardı be kocama? Bu kısımları sadece cutscene olarak göstersen olmaz mıydı? Bölümü oynanış olarak yeni hiçbir şey katmamışsın ki. Sadece bölümün başına ve sonuna fazladan 2-3 tane ara sahne koymuşsun. Hepsi o. Aslında bu tekrar mevzusu sadece burada değil. Oyunun ikinci yarısında var olan bir şey. Hayır görevlerin birbirine ne kadar benzediğini veya oyunun kendisini ne kadar çok tekrar ettiğinden bahsetmeyeceğim. Öyle bir problem de var o ayrı mesele de yani böyle bir oyunda kaçınılmaz zaten. Asıl konu oyunun aynı görevleri tekrar yaptırtması. Phantom Pain Chapter 1 ve Chapter 2 olarak ikiye ayrılmış durumda. İlk 31 ana görev Chapter 1'ı kapsıyor. Sanki oyun bitmiş gibi credits giriyor ve Chapter 2 yazısı belirip ikinci kısım başlıyor. Şöyle ufak bir problem var yalnız. Chapter 2'daki görevlerin %70'i Chapter 1'daki görevlerin aynısı. Oyun aynı görevleri ekstrem zorluk seviyesinde tekrar yapmamızı istiyor. Bakın yan görev demiyorum. Opsiyonel demiyorum. Ana görev. Oyun daha önce yaptığımız ana görevin aynısını daha yüksek seviyede tekrar yapmamızı istiyor hikayede ilerleyebilmemiz için. Birileri atlamadan söyleyeyim evet yan görevleri fullleyerek de bu görevlerin es geçirebildiğini biliyorum. Ama tüm yan görevleri fullleyecek kadar zamanım yoktu maalesef. Oyunu zaten 70 saat oynamıştım ve tüm yan görevlerle uğraşsaydım bu süre 80-90 saate bulacaktı. Ne tür bir oyun dizaynı size ana senaryoda ilerlemeniz için aynı görevde tekrar yapmanıza veya normal şartlarda opsiyonun olması gereken yan görevlerin hepsini bitirmeye zorlar? Bu soruya şöyle cevap vereyim. Kötü bir oyun dizaynı. Ya da açık konuşayım. Bitmemiş bir oyun dizaynı. Kojima'nın orijinal vizyonunun bu olduğunu hiç zannetmiyorum çünkü. Muhtemelen yine zaman yoksulluğundan dolayı boşlukları bu tarz saçma görevlerle doldurdu. Chapter 2'daki aynı olmayan görev sayısı toplamda sadece 6. 19 görev içerisinden sadece 6 tanesi yeni. Peki sevgili Kojima. Sadece 6 tane görev koysan ölür müydün? Niye bizi geri kalanlarla uğraşmaya zorluyorsun ki? Az olurlardı evet ama öz olurlardı aynı zamanda. Bu hali daha mı iyi yani şimdi? Sadece zaman kaybından başka hiçbir şey değil bu. Bilmiyorum arkadaşlar hani senaryo kopuklukları, son boss yokluğu, aynı ana görevi tekrar tekrar oynamaya zorlamak falan. Bunlar benim bir Metal Gear Solid oyununda görmeyi beklediğim türden problemler değiller. Phantom Pain bir Metal Gear Solid oyunundan çok Far Cry 3'ün veya 4'ün TPS versiyonu gibi geliyor bana. İki oyunda da aşağı yukarı aynı şeyleri yaptım. Ve ben iki oyundan da aşağı yukarı aynı zevki aldım. Teknik detayları gelirsek Kojima yememiş içmemiş optimizasyona kasmış. Bu oyun hem PlayStation 4'te hem Xbox One'da yağ gibi akıyor. Konsollardaki ilk ve tek yeni jenerasyon 60 FPS açık dünya oyunu olabilir Phantom Pain. Ve şu grafiklerin güzelliğine bakın üstelik. Üçüncü parti bir geliştirici bu grafiklerle bu akıcılığı açık dünya bir oyunda yaratabiliyorsa neden bazı diğer firmalar yapamıyor diye sorguluyor insan. Phantom Pain'in performansında Kojima Productions tarafından geliştirilen Fox Engine'ın payı büyük elbette. Adamlar 2008'den beri bu motoru geliştirmekle uğraştılar ve tam da sonunda adam gibi bir oyunda kullandıkları anda Konami mobil oyunlara yöneldi. Umuyorum onca yıllık emek çöpe gitmez ve Konami kullanmasa da başka firmalar bu harika motorlu lisans ücretlerini ödeyerek kullanabilirler. Her Metal Gear Solid oyununda olduğu gibi bu oyununda müzikleri çok hoşuma gitti. Phantom Pain için özel olarak bestelenmiş Sins of Father'dan tutun. Klasiklerden Man Who Sold the World'u loop olduğuna kaç kez dinledim kim bilir. Beni biliyorsunuz müziğe karşı ne bilgim var ne de müzikle alakalı bilgim var. Ben hep müzikleri bu şekilde bir materyalin soundtrack'i iken falan tanıyorum. Ve Kojima her oyunu için seçtiği şarkılarla benim repertuarıma yeni bir şeyler ekliyor. Phantom Pain'de de şaşırtmadı bu konuda diyelim. Take On Me gibi zaten sevdiğim bazı şarkıları duyunca da ayrı bir mutlu oldum. Ama müziği bırakıp seslendirmeye geldiğimiz zaman gene moralim bozuluyor işte. Grand Zero incelemesinde Snake'in sesi olan David Attiter'ın değiştirilmesiyle alakalı şikayetlerimi belirtmiştim zaten. Kojima kendisine ulaşan şikayetlere bu oyunda daha deneyimli bir aktöre ihtiyacımız vardı. Sadece ses değil, Snake'i gerçekten oynayabilecek bir aktöre. Mimikleri ve hareketleri bizim için çok önemliydi. Hater'da bu potansiyeli göremedik ve o yüzden daha deneyimli bir aktör olan Kiefer Sutherland'ı tercih ettik." demişti. Evet gerçekten de çok lazımmış Kiefer Sutherland. Ulan Snake oyun boyunca ne doğru düzgün konuşuyor ne de bir mimik yapıyor be. Adamın tek mimiği mal mal sağa sola bakmaktan ibaret. Japonya'da bir dönem cidden çok popüler olan 24 dizisi yüzünden Kiefer Sutherland'e hayranlığım vardı ve o yüzden kullandım. Desene lan erkek gibi. Ne saçma sapan bahaneler uyduruyorsun. Fanboy seni. Kojima garip bir insan arkadaşlar. O kadar garip ki her bölümün hem girişine hem sonuna adını yazabilecek kadar. Evet Metal Gear Solid 5 şu episodik oyunlardan. Hani kendini TV dizisi sananlar var ya onlardan. Aynı Asura's Vratik gibi bunda da her bölüm başı ve sonunda kredis giriyor. Bu benim problem edeceğim bir şey değil normalde. Ama şöyle ufak bir sıkıntı var. Saçtığımın kredisi bölümle alakalı spoiler veriyor lan. Çünkü o bölümün içerdiği karakter tiplerini belirtiyor bölümün başlığında. Özellikle skal ünitelerinin geldiği kısımların çoğu zaman sürpriz olması gerekirken bu kreditler yüzünden hep gelecekleri önceden biliyor oluyoruz yani saçmalık. Phantom Pain teknik anlamda beklentilerimi yükselten bir oyun oldu kesinlikle. Göz alıcı grafikleri ve akıcı frame rate'i, aklımdan çıkmayan müzikleri ve genelin oldukça üstünde olan yapay zekası ile Metal Gear Solid'i bitirip diğer oyunlara geçtiğimde düşmanların en az Metal Gear Solid'deki kadar zekice tepkiler vermediğini görünce şaşırdım hatta öyle söyleyeyim. Ama keşke oyunun harika kısımları sadece teknik özelliklerle sınırlı kalmasaydı. Sonuç olarak Phantom Pain harika bir açık dünya ve gizlilik oyunu. Ama harika bir Metal Gear Solid oyunu değil. Hideo Kojima'nın son oyunundan daha epik bir şey beklerdim ama yapacak bir şey yok. Ben Metal Gear Solid serisini hala dördüncü oyunla bitmiş olarak hatırlayacağım.